Şimdi önemli açıklamalarınız olduğu için peki burada tabii vergi sisteminde değişiklik olur mu sorusu akıllara geliyor. İleriki aşamada çünkü büyük bir rakamsal bir boyut değişimi olacak. Yani ben mevcut iktidarın bunu değiştireceğini sanmıyorum. Çünkü ki en son kredi kartlarıyla tatil harcamalarını da kısıtlamaya başladılar. Yani çok ciddi Türkiye'nin bir döviz sorunu var. Bundan dolayı artık hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bunun için değiştirileceğini sanmıyorum. Ama işte 2000 liranın altında cep telefonundan 2000 lira nasıl alacaksın? Bunun pek bir mantığı yok. Bu düzelir mi? Yani kısa vadede ben bunun düzeleceğini sanmıyorum. Ama kısa vadede de orta vadede de bu değişmediği sürece kaçakçılık ve e-mail ticareti, yani elektronik dijital kimlik ticaretinin daha da artacağına inanıyorum kaçakçılığın. Çünkü piyasada, internette bu işi 20 liraya yapıyorlar. Yani 2000 lira vermenize hiç gerek yok. Özellikle Android telefonları 20 liraya onların tabiriyle kırıyorlar. O da şunu gösteriyor ki devletin çok ciddi vergi kaybı oluyor. Halbuki yolcu beraberinde yasal kayıtta ücret 200 lira, bilemediniz 250 lira olsa insanlar ona tenezzül etmeyecek. Bu para devletin kasasına girecek. Yani ben sanmıyorum ki resmi ithalatçıdan devletin, inanın bana, 250 lira kazandığını ya da vergi gelirinin olduğuna inanmıyorum. Adil bir harç değil. Çünkü bu ilk 100 lirayla başladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede 1838 lira gibi çok anormal bir rakam ki bunda TRT payı, benzeri şeylerde ekstradan kayıt ücretiyle beraber 2000 liraya yakın söylediğiniz gibi. Burada hükümetin ilk bakışta bunu neden yaptığını düşündüğümüz zaman ithalatı yurt dışından bavul ticareti tarzı yolcuyla beraberinde getirilenler bunun önünü kesmek istedi. Çünkü bu yolla Türkiye'ye ciddi bir yurt dışından telefon girişi vardı. Aslında telefon girişi dediğimiz en çok da iPhone girişi vardı. Çünkü diğer telefonlar için pek de e-mail kaydının cazip olduğunu sanmıyorum. Çünkü sadece piyasada özellikle bu işin kaçakçılığını yapanlar iPhone'un dışındaki telefonlarda pek zorlanmıyorlar teknolojik olarak. Burada iPhone'cuları cezalandırıldı. Peki burada devlet ne kazandı derseniz, bence devlet hiçbir şey kazanmadı. Kazanan ithalatçı oldu. Diğer telefonlarda iPhone'ların zaten satışı dünyada hızla düşüyor. iPhone'dan çok diğer Android telefonlara yönlenme oldu. Çünkü Android telefonları, yani basit, mesela en çok özellikle Xiaomi, Huawei, daha benzeri birçok marka telefonları fiyatları 2000 lira civarı, 1500-2000 lira ortalama. Yani 2000 liralık bir telefon aldığınız zaman, ki bunlar teknolojik olarak çok donanımlı telefonlar. Yani bir iPhone'dan geri kalacak teknolojiye sahip değil. Çok iyi kamerası, kullanımı, çok üstün teknoloji barındırıyor ki artık cep telefonlarında teknolojiler belli. İşte ekranının özellikleri, içerisindeki RAM'i, belirli bir standartı var. Burada tamamen kaçakçılığa yarayacak. Kaçakçıların daha çok para, hatırlarsanız et ticareti. Et fiyatları yükseldikten sonra ne oldu? Gümrüklerden, hatta Cumhurbaşkanı'na söylemişlerdi, inanamamıştı. İnsanlar vücutlarına et sarıp geçirmeye başladılar gümrükten, Gürcistan'dan. Şu anda da yine tam tersi, bu gümrük vergisinden sonra, cep telefon harcından sonra ciddi anlamda bir kaçakçılık başladı ve bunların e-mailleri, eski telefonların e-mailleriyle değiştirilerek piyasada kullanılıyor. Yani bu iş ithalatçıyı zengin etmekten başka, bir de kaçakçıya yaramaktan başka hiçbir işe yaramadı. Bunun faturası bence tüketiciye çıktı.